Merhaba arkadaşlar, Şenelle Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün Şenelle Lezzetler'de sıcak sıcak peyniri hala eriyen nefis bir su böreği tarifim var. Hem de çok pratik. Tavada pişiriyoruz ve bu lezzete asla hayır diyemiyoruz. Nasıl yapmışım? Buyurun tarife geçelim. Evet, böreğimizin yapımına 2 yumurtayı kasemize alarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle 2 adet büyük boy yumurta kullandım. Sizin yumurtalarınız küçükse 3 adet kullanın. Şöyle 1 çay bardağı suyu da yumurtalarımın üzerine ilave ediyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Hepsini güzelce çırpıyorum. Yavaş yavaş ununu eklemeye geçeceğim. Evet, çırptıktan sonra şöyle bardağı ölçüsüyle bakalım ne kadar un alacak. Yavaş yavaş ekleyerek güzel bir hamur yoğuracağız. Evet, ikinci su bardağımı da ilave ediyorum. Evet, üçüncü su bardağı unu da ilave ettim. Güzelce yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumuzu yoğurduk güzelce. Birbirine özleşti iyice hamurumuz. Şimdi şöyle kolay bölebilmek için birazcık yuvarlayalım. Evet, şöyle dinlenen hamurlarımızı alıyoruz. Hafifçe unladığımız tezgahta güzelce tavamızın büyüklüğünde açıyoruz. Şimdi ilk yufkamızı tavamızın büyüklüğünce açtık. Tavamızı şöyle margarin veya tereyağı ile güzelce yağlıyoruz alt tabanını. İlk yufkamızı haşlamadan bu şekilde gördüğünüz gibi çok ince baklavalık yufka gibi değil. Çok ince değil. Yani kalın, normal kalınlıkta bir yufka arkadaşlar. Şöyle kenarında göstereyim kalınlığını. Şimdi bu yufkamızı haşlamadan tavamızın alt tabanına seriyoruz. Birazcık şöyle katlar vermede sıkıntı yok. Hatta su böreğinin böyle kat kat olması daha makbul. Evet, ilk katımızı bu şekilde tavamızın tabanına serdik. Şimdi diğer yufkalarımızın açımına geçelim. Evet, yufkalarımızın hepsini açtık. Böyle tek tek hazırladık. Üst üste. Şimdi kaynatmaya geçelim. Şöyle kaynayan suyumuza bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ve yufkamızı şöyle bir tane içerisine bırakalım. Hemen bir kevgir yardımıyla yapışmadan yufkamızı şu şekilde her yanına su değmesini sağlayalım. Evet, yufkamızı soğuk suyun içerisine bıraktıktan sonra
Şöyle 50 gram kadar margarin ve yarım çay bardağı sıvı yağını karıştırdık. Hemen şöyle böreğimizin ara katına güzelce gezdiriyoruz yağımızdan. Yine tüm malzeme listesini ben detaylıca videonun alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Hemen yufkamı şu şekilde suyun içerisinden alıyorum. Güzelce fazla suyunu şu şekilde elimizle aşağıya doğru sıyırarak alıyoruz. Ve bu şekilde katlar vererek haşladığımız yufkamızı güzelce tavamıza yayıyoruz. Evet, şimdi tüm yufkalarımızı bu işlemden geçirelim. Yarı 5 kat yufka olacak şekilde bu işlemden geçirelim. 5. katta peynirini bütün yufkalarımızı bu şekilde dizmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi asla yırtılma olmayan sapasağlam bir hamur. İnceliğini de görüyorsunuz elimde. Evet, 5. kat yufkamızı da koyduk. Hemen peynirini döşemeye geçelim. Ben böreğimiz için şöyle çeçil peyniri kullanmak istedim. Sıcak sıcak yiyeceğimiz için. Eğer siz bekletecekseniz beyaz peynir kullanın. Kaşar peyniriyle birazcık karıştırıp kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem bu tür eriyen peynirlerden kullanacaksanız hemen sıcak yenmesi. Çünkü donduktan sonra peynirlerin biraz lezzeti bozuluyor. Ama hemen servis edip yiyecekseniz bu peynirle çok daha lezzetli olur tabii. Evet, peynirlerimizi dizdik. Bu katını yağlamıyoruz. Peynirimiz yeteri kadar yağlı. Şimdi diğer yufkalarımı aynı şekilde üzerine dizmeye devam edeceğim. Evet, tüm yufkalarımızı serdikten sonra en son açtığımız ve haşlamadığımız yufkamızı şöyle şu katını yağladıktan sonra en son yufkamızı çiğ olarak haşlamadan böreğimizin üzerine kapatalım. Güzelce yerleştirelim. Kenar kısımlarını iyice içine doğru şöyle kapatalım. Evet. Şimdi böreğimizin üzerine kalan yağımızla gezdirelim. Güzelce kaşığımızla yufkamızın her yerini yağlayalım. Evet, ocağımızın üzerine böreğimizi alalım, yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Evet, böreğimizin alt kısmını şu şekilde kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi kızarmış. Hemen çevirelim böreğimizi. Balık tavanız varsa kapağıyla çevirebilirsiniz. Yoksa benim gibi böyle bir tepsi yardımıyla ters çevirebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Evet. O
orta dereceli ateşte güzelce kızarana kadar altlı üstlü çevire çevire pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, bakın böreğimizin alt kısmı da çok güzel pişti arkadaşlar. Hemen servis aşamasına geçiyorum. Evet, böreğimiz servise hazır. Hemen bekletmiyorum. Sıcak sıcak şöyle dilimlemek istiyorum. Evet. Şahane bir börek oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peyniri eriyor, akıyor. Gerçekten çok lezzetli. Çok da güzel. Sıcak sıcak bir bardak çay ile nefis gidecek bir börek oldu. Güvenerek tarifimi deneyebilirsiniz. Hem porsiyonu da porsiyon ölçüleri de belli arkadaşlar. Bir tava için ölçü verdim sadece. O yüzden kolaylıkla yapabilirsiniz. Yok ben ocakta pişiremem derseniz fırına da atabilirsiniz. Gerçekten şahane bir börek oldu arkadaşlar. İnanın bu su böreği tarifinin üzerine daha garantili bir tarif görmedim. Gerçekten çok lezzetli, çok da güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi yine bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, varsa vaktiniz yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.